Ne işiniz var Urla'da ya da bu memleketin herhangi bir yerinde söyleme çok tehlikeli bir söylemdir. Bizim çekilmemiz iki dakika sürer. İki dakikada çekiliriz. Pisliğinizle boğulun deriz bu leş kargalarına. Kim yapıyorsa bunu. Ama bu ülkeye yazı olur. Bu ülke kimse için emin bir yer Efendim, haline geldi. Böyle konuştuğunuzda insanlar sanki böyle olmuyor. tehdit gibi. Ne demek gibi. tehdit? Bize ne işiniz var Urlada'yı Ben nasıl cevaplayabilirim? Ben insanları tehdit edecek birisi miyim? Benim evet. siyasal evet, Sizin de. Böyle bir söyleminiz, ben, böyle bir siyasi üslubunuz yok. Bunu Onun diyorum. Için. insanlara bunun tehlikesini anlatmaya çalışıyorum. Başka nasıl kavratabilirim? Çekilin diyorsanız çekilelim. Bölen siz olmuş olursun. Yıllarca bu yaftayı bizim boynumuza astınız. Bırakın orada ne yapmışız? Kimin emeğine tenezzül etmişiz? Kimin hakkını gasp etmişiz? Kimin huzurunu kaçırmışız? Ne yapmışız biz? Türkiye'nin dört bir yanına üstelik bu insanlar niye gelmişler oraya? Bu insanları sen dört bin köyü bir gecede çorabını bile giymeden boşalttırmışsın. Köyünü yakmışsın, davarını yakmışsın. İzzetiyle şerefiyle oynamaya kalkmışsın. Dışkı yedirmişsin. Çocuklarına tecavüz etmişsin. Kalkmış kendini buralara atmış. Yaşadığı yerlere yaşadığı yerlere sen bin yıl geçti adımını atmazsın. Bu zillete katlanmış bugün de orada ben de bu seçimde oy kullanacağım diyor ya. Buna kim hangi akıl hangi irade bu muameleyi reva görür. Yüz kişiye bin kişi. insan mısınız siz? İnsanlıktan şöyle zerre miskal nasibiniz olsa böyle bir şey yapabilir misiniz? Başka bir şey söyleyeyim. Sizin burnunuz kanasa o Kürt evini, çoluğunu, çocuğunu bırakır sizle ekmeğini bölüşür. Gidin de irfan öğrenin.